Ahiret ahvali. Ön söz. Bütün zihayatlar, hayatlarının lisan-ı halleriyle, halıklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve lisan-ı hamdle ve şükürlerini o zat-ı vacibül vücuda biz de takdim ederiz. Hem hassiz salat ve selam ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam üzerine olsun. Hazreti Muhammed'e münzen olan ve umum asırları hitap eden Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği esas dörttür. Tevhid, nübüvvet, ahiret ve muamelattır. Yani hidayet güneşi olan Kur'an, ekseriyetle bu dört mesele etrafında hududu tayin etmektedir. Başta ve en birincisi, Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini zerreden şemse kadar olan mevcudatla bahtaniyetine istidlal ederek, kalbi tefessüh etmemiş, aklı bozulmamış, her zişura birlik ve varlığını en veciz ve mukni bir şekilde beyan edip, şiddet zuhurundan ihtifa ettiğini kör gözlere dahi göstermektedir. Diğeri ise tezimizin konusunu teşkil eden ahiret ve ahiret ahvaline imandır. Ahiret ve ahiret ahvali sem'i delillere girip akıldan ziyade teslimiyeti gerektirir ki bu teslimiyet körü körüne bir teslimiyet olmayıp 124 bin enbiyanın ve bunların başında Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kat'i ve doğru ihbarı ve Halık-ı Kainat tarafından beşere getirdiği en büyük mucizesi olan Kur'an'ın ihbarıyla sabit ve hakikat olup geceden sonra gündüzün, kıştan sonra baharın gelmesi kat'iyetinde vuku bulacaktır. Sem'i delil ise ahiret ahvali gibi görülmeyen, akıl yolu ile bilinebilen ve nakli delillerle ispat edilen dini meselelerdir. Ahiret hayatı geçici dünya hayatından sonra ölüm tezkeresiyle kabir kapısından girerek berzah istasyonundan sonra İsrafil'in içtima emriyle beşerin kumandan-ı azama hesap vermek üzere uzun bir muhasebeden sonra mükafat veya mücazat görmek için amele göre uzun bir sırat yolculuğundan sonra mükafat görmek için cennete veya mücazat görmek için cehenneme girdikten sonra başlayan İkinci bir hayattır. Ahirete imanın sağladığı binler faydalardan birisi, ahirete inanan bir şahıs her zaman bir saadet ve ferah içerisinde olup, en büyük musibetlere karşı da dayanabilir. Şöyle ki, zevali lezzet bir elem olduğu gibi, zevali elem dahi bir lezzet olduğunu düşünüp, bunun kendisine ahirette fayda sağlayacağını düşünerek, elemi binden bire iner. İnanmayan insan ise inançsızlığından dolayı geçen her dakika aleyhine döndüğünü ve gitgide yokluğa adım attığını düşünmekle lezzet yerinde elem alır. Hayatı kendisine zindan yapıp müminin bir kere ölmesine bedel her an ölür. Lezzeti bulunduğu an bilerek ancak yaşayabilir. Çünkü iman manevi bir cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür dahi manevi bir cehennemin tohumunu saklıyor. Nasıl ki küfür cehennemin bir çekirdeğidir, öyle de cehennem onun bir meyvesidir. Nasıl küfür cehenneme duhulüne sebeptir, öyle de cehennemin vücuduna ve icadına dahi sebeptir. Zira küçük bir hakimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, küçük bir celali bulunsa, bir edepsiz ona serkeşane dese, beni teedip etmezsin ve edemezsin. Herhalde o yerde hapishane yoksa da tek o edepsiz için bir hapishane teşkil edecek, onu içine atacaktır. Halbuki kafir, cehennemi inkar ile nihayetsiz izzet ve gayret ve celal sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadir bir zatı tekzip ve isnada acz ediyor, yalancılıkla ve acz ile ittiham ediyor. İzzetine şiddetle dokunuyor, gayretine dehşetle dokunduruyor, celaline asiyane ilişiyor.
Elbette farz-ı muhal olarak cehennemin hiçbir sebebi vücudu bulunmazsa da şu derece tekzip ve isnad-ı aczi tazammun eden küfür için bir cehennem halkedilecek, o kafir içine atılacaktır. Ahiret ahvali, ahiretin ispatı. Ahiret, dünyanın yıkılıp harap olması, her şeyin mahvolarak dünyanın ömrünün son bulup, bütün insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına toplanacağı zamandır. İnsan, kainatın en müntehab ve makbul bir neticesidir. Bu insanın icadı tavırdan tavıra geçerek, yani nutfe denilen bir damla sudan alakaya, yani kan pıhtısına, alakadan mudgaya, yani et parçasına, mudgadan et ve kemiğe, ondan da insanın vücudunun teşekkülüne kadar devam etmektedir. Elbette böyle bir insanı yaratmada bir kast, bir gaye vardır. İnsanı böyle bir surette yaratan usta, o insanı da kainatın bir halifesi, bir reisi kılmıştır. Madem bu şekilde yaratmış olduğu, ona ihtimam gösterdiği insanı ebedi bir idama mahkum ederek, zalim zulmünde, mazlum da mazlumluğunda göçüp, kalkmamak üzere yatması hikmet ve rahmete muhaliftir. Kainatı kabze-i tasarrufunda tutan, kün emriyle her şey bir anda vücuda gelen zata karşı insanları tekrar diriltmek zor değildir. Çünkü neşe-i ulayı ilk yaratılışı yapan zata neşe-i uhra, yani ikinci ve son yaratılış elbette ki zor değildir. Buna bir misal verecek olursak, nasıl ki bir padişah yeniden, hiçten, memleketin dört bir tarafından topladığı kişilerle bir orduyu teşkil etse, daha sonra teşkil ettiği bu orduyu istirahat için serbest bırakıp dağıtsa, sonra bir düdük sesiyle çağrıldıklarında elbette kolay bir şekilde tabur nizamı altına girerler. Aynen böyle de. Cenab-ı Hak da her bir zerreyi bir taraftan, bir unsurdan yok ve hiç iken bir araya getirip bir insan şeklini verdiği şu mahlukatı ikinci olarak yaratması, aynen istirahat eden taburun toplanması gibi onun kudretine gayet hafiftir. Hadiste varid olduğu üzere, nebatatın tohumu gibi acmuz zenep, yani kuyruk sokumundaki en küçük kemir kemik tabir edilen asli olan cüz ve parçalar ve zerreler, ikinci yaratılış için kafi bir esas ve temel olup birlikte iade edilir. Böylece Cenab-ı Hak insanın bedenini onun üzerine bina eder. Şerhul Mevakıf'ta şöyle deniliyor. İnsandaki asıl parçalar ömrün başından sonuna kadar devam eden parçalardır. Bazı alimler demişler ki, insan vücudunun asıl cüzleri yaratılışının başlangıcından hasıl olan cüzlerdir. Yaratılışın başlangıcındaki ruhların cesetlere taalluk etmeye başladığı zamandır. Öldükten sonra dirilmede bedenin asıl cüzlerine itibar edildiği hususunda zikrettiğimiz görüş ile cesetlerin bütün cüzleriyle öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin öldükten sonra haşri inkar sededinde söyledikleri söz itibardan düşmüştür. Haşir ise ancak her şeyden evvel, ömrün evvelinden sonuna kadar cesetlerin bütün cüzleriyle olur. Hatta öyle ki, iade manasını gerçekleştirmek için Cenab-ı Hak, sünnet yerinden kesilen et parçası ile tırnak ve saçtan kesilenler ve benzeri vücudun ilk yaratılışında var olan cüzleri iade edecektir. Sonra Cenab-ı Allah, kemiyet ve şekil bakımından iradesinin taalluk ettiğince dilediğini bırakacak, dilediğini yok edecektir. Ehl-i sünnete göre yok olan bir şeyin tekrar iadesi caizdir. Pek çok felsefeci ve dehrilere göre iade caiz değildir. Hiç mümkün müdür ki? Ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acıyıp 300 binden ziyade enva-i mahlukatı haşr-ı neşredip kudretini gösteren ve o haşr-ı neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede temyiz ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla
beşerin haşrini vaat etmekle, bütün ibadının enzarını saadet ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazlar, en niyazlar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir Kadir Rahim, bir Alim Hakim kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkeme-i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Bu ise onun kudretine gündüz gibi aşikar bir delildir. İlahi inayetin toprağa atılmış en basit bir bitkinin çekirdeğini, en basit böceğin yumurtasını ihmal etmediğini, ilahi ilim ve kudretin onları yarattığını görmüyor musunuz? En üstün ilahi sanat olan insanın bu kanunun dışında kalması nasıl düşünülebilir? Bitkiler gibi en büyük yapı olan yıldızların da ihtiyarlayıp öldükten sonra yeni dirilişe çekirdek olduklarını ilim söylemiyor mu? Her bahar, her doğan insan, her gecenin sabahında uyanış, her nefes verip öldükten sonra ikinci nefeste hayat buluş, öbür alemde dirilişin şahitleridirler. Ölüm ve kıyamet ise yeni ve daha modern bir binanın inşası için eski ve basit binanın yıkılışı gibidir. Evet, insanoğlunun ölüp ebedi olarak dirilmesi ne kadar gerekli ise, yaşlı dünyamızın da ölüp ahiret suretinde dirilmesi o derece gereklidir. Ve Rabbimizin kudretine göre bu dirilmeler, toprağa düşmüş bir tohumun çiçek açarak dirilmesinden daha zor değildir. 5 liralık bardağı 20 sene kullanmaya çalışan insan nasıl olur da kendi vücudunda milyonlar lira kıymetindeki cihazları 30 sene, 50 sene veya 80 sene için yapılmış kabul eder? Müzeler ve koleksiyonlar gösteriyor ki kıymetli şeyler asırlar boyu saklanıp korunuyor. İnsan vücudundaki şeylerin kıymeti de gösteriyor ki onlar da asırlar boyu saklanıp korunacaktır. Bunun için insan yeniden dirilip ayağa kalkacak, ebediyetin sırrını anlayacaktır. Uzuvlarımızın kıymeti ebediyetin sırlarını taşır. Ebediyen yaşayabilmemiz için ölümden sonra dirilmemiz gerekir. Aslında ölüm aynı zamanda bir diriliştir. İslamiyet'i anlamış bir Müslüman rüyasında ölmüşlerinden birisini görse, ona ahiret nasıl veya ölümden sonra hayat var mı gibilerden sorular sormaz. Eğer soracak olursa kalkar tevbe eder. Çünkü ölümden sonraki hayatın varlığı hem dinen hem de aklen mümkündür. Anlaşılmayacak bir şey değildir. Eğer mümkün olsa faraza, anne karnındaki bir çocuğa, ey çocuk, sen burada dar ve karanlık bir yerde birçok nimetlerden mahrum bir durumdasın. Dünya denilen ve içerisinde her çeşit saadetler, rahatlıklar gezilecek, sohbet edilecek bir yer var. Gerçi sen burada çalışmıyorsun. Annenin almış olduğu nimetlerin özünü yiyorsun. Fakat o dünya denilen yerde daha iyi beslenebilir ve zevk alabilirsin. Denilecek olsa ilk anda o çocuk darda olsa annesinin karnında kalmayı tercih edebilir. Fakat daha sonra dünyaya geldiğinde ikisi arasındaki muvazene ve kıyasın zindan ile saraylar arasındaki kıyas gibi olduğunu anlayacaktır. Eğer gaflet edip yalnız kendi zindanını düşünecek olsa neticesi malum. İşte aynen bu misal gibi insanın da dünya ve ahireti arasındaki mukayesesi bunun gibi belki daha üstünüdür. Ahiret, madde ve kesafet dünyasının yıkılışından ve alem-i berzah denilen kabir hayatının nihayet buluşundan sonra beşeriyetin dahil olacağı neşe-i saniye, neşe-i uhra, ikinci ve diğer yaratılış alemi ve hayatıdır. Ahiret, levh-i mahfuzdan itibaren
beşeriyetin uğradığı yedinci istasyondur. Ahiret, insana hitabı eynel mefer, kaçış nereye meydanıdır? Ahiret, mücrimlere vemtazul yevme, artık bugün ayrılınız, fermanının okunduğu seçim günüdür. Ahiret, emval ve evladın menfaat vermediği, ananın evladından, evladın babasından, kardeşin kardeşten, arkadaşın arkadaştan, dostun dosttan kaçtığı bir gündür. Ahiret, güneş ve kamerin vazifelerinin hitam bulduğu ve zaman mefhumunun lağv olduğu alemdir. Ahiret, dünyada kıymet verilmeyen birçok amel ve fiillerin kıymet peyda ettiği ve arandığı gündür. Ahiret, amel ve hüsnü niyetin yegane geçer akçe olduğu gündür. Ahiret, zulüm ve tuğyanın yanına kâr kalmadığını zalimin anladığı gündür. Ahiret, zalimlerin kollarını kemirdiği müthiş bir gündür. Ahiret, münkir-i ahiret olanların çırılçıplak haşrolundukları gündür. Ahiret, güneş, arz ve kamerin ve bütün seyyareleriyle bu alemde bir kol bileziği kadar küçük kalan bir alem-i kübradır. Ahiret, bir niçin alemidir? Niçinci de Zat-ı Ecellu Ala Hazretleridir. Ahiret, ahu enin, firak ve hasret, ölüm, uyku, kesafet, gıllıgış, lagviyat, tevsiyat gibi fanilik alemine veda edilmiş, ebediyet, sermediyet, saadet ve letafet, darul kararıdır. Ahiret, mücahit ve mücadil olanların darus safasıdır. Ahiret olmasaydı, hılkat-ı abes, hikmet-i hılkat manasız olurdu. Ahiret olmasaydı, mazlum gözyaşlarıyla, iniltisiyle baş başa kalırdı. Ahiret olmasaydı, mazlum gözyaşlarıyla, iniltisiyle baş başa kalırdı. Ahiret olmasaydı, müsavat kanunları iflas eder, saltanat-ı ilahiye adaletsiz kalırdı. Ahiret olmasaydı azgın ve zalim, et ve kemik saltanatı devam eder dururdu. Ahiret olmasaydı müminin kıymeti bilinmez ve heder olurdu. Ahiret emn-ü selamet, hüküm süren darusselamdır. Hayat ancak ahiret hayatıdır. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır. Böylece insanlar burada istidatlarını tevsi edip genişleterek inkişaf ettikleri nispetle ve nispetle ahirette tabiri caizse tam kapasite nimetlerden istifade de ona göre çalışacak, zevk alıp istifade edeceklerdir. Aksi takdirde istidadı nispetinde cennetten zevkini yine tam olarak alacaktır. Cennetler farklı olduğundan derece farkı istifade farklılığını da ihtiza etmektedir. Peygamberlerin ispat ve delili. Beşeriyetin en sadık ve mükemmel ve kafirlerin bile tasdikiyle en ehemmiyetli fertleri olan umum peygamberler, Allah'ın varlığından sonra en ehemmiyetli bir esas olan ahiretin varlığında müttefiktirler. Ve ahiretin var olacağını da dava etmişlerdir. Cesetlerin diriltilmesi haktır demişler. Ve bunu akli ve nakli delillerle teyit etmişlerdir. Umum peygamberler, alemin hadis yani sonradan yaratılmış ve böylece yıkılmaya ve harap olmaya mahkum bir şekilde yaratılarak, insanlar bu dünyaya bazı devrelerden sonra yani ruhlar aleminden rahm-ı madere, anne karnına, rahm-ı maderden bu zail ve geçici olan dünyaya bir misafir olarak konaklamak üzere, ebedi saadet olan ahiret için çalışmalarını gerek inzar ile onları korkutup, herkes gibi kendisinin de fani olup göçeceğini hatırlatarak, kafirleri ebedi cehennemle inzar etmiş, gaflette olan müminleri de uyandırarak tebşir vazifesini yapmışlardır. Umum peygamberlerden mesela, en ekmel, en ziyade
Rabbi tarafından mahbub olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, dünya yaşayışlarının fani, zail olması hasebiyle hakiki bir yaşayış olmayıp, belki ahiretin bir gölgesi gibi olabileceğini ifade etmek üzere şöyle buyurmuşlardır. La ayşe illa ayşul ahireti, baki bir yaşayış veya matlup bir yaşayış ahiret yaşayışıdır. Nasıl ki kıymetli bir şey gölgesiyle mukayese edilemeyecek bir derecede üstünse, aynen ahirette o derece belki daha ziyade bir ehemmiyete haiz olup, dünya ona nispetle ancak gölgenin gölgesi nispetinde kalır. Kur'an açısından ahiret. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak tarafından indirilen ve her yönüyle mucize olup harikalığını, eşsizliğini, hiçbir beşeri kuvvetin kendisine ulaşamayacağını şu ayetle de teşrih etmekte. Eğer kulumuz Muhammed'in üzerine parça parça, sure sure, ayet ayet indirdiğimiz Kur'an'ın Allah katından geldiğinden şüphe ediyorsanız, haydi onun benzerinden siz de meydana bir sure getiriniz. Allah'tan başka şahitlerinizi, taptığınız putlarınızı ve bilginlerinizle yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru insanlar iseniz, buyurarak mislini getirmekten, hatta iftiralarla karışık olmak üzere 10 ayetin mislini getirmeye davet ettiği halde, en belir edipler ve hatipler onunla, yani Kur'an'la kolay bir yol olan ilzama başvuramayıp, evlat ve malları tehlikede olduğu halde en uzun ve meşakkatli yol olan muharebeyi seçmişlerdir. İşte böylece hangi cihetten bakılırsa bakılsın, beşer kelamı olmayıp ilahi bir kelam olan Kur'an, ahiret inancını, mevzuunu sık sık işlemekle ahiretin var olduğunu bildirerek dörtte birini ahiret mevzularıyla işlemektedir. Bir ayette, sonra siz kıyamet gününde tekrar diriltilip kaldırılacaksınız. Şüphesiz ki kainatı yoktan var eden, kuru tanelerden hayat dolu bitkiler çıkartan, birer damla sudan canlılar meydana getiren Allah, öldükten sonra kulları yeniden terkip etmeye kadirdir. Ayette hakikat ölüleri biz diriltiriz. Rivayet olunur ki, Kureyş kafirlerinden bir cemaat, ki bunlar Übey İbni Halef, El-Cemhi, Ebu Cehil, As bin Vail ve Velid bin Mughire. Bunlar insanların ölüp, çürüyüp tamamen dağılmış bir haldeyken, tekrar diriltilmesine acip görerek, bu hususta konuşurlarken, Übey onlara şöyle dedi. Görmüyor musunuz? Muhammed ölülerin diriltileceğini söylüyor. Ve sonra şöyle dedi. İki büyük put olan Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki ben Muhammed'e gidip onunla hasımlaşacağım, yani münakaşa edeceğim. Eline çürümüş bir kemik alıp elinde ovmaya başlayarak dedi. Ya Muhammed, ne dersin? Bu kemik toprak olduktan sonra Allah mı bunu diriltecek? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi. Evet. Toprak olduktan sonra diriltecek. Seni de diriltip cehennemine koyacak. Cenab-ı Hak için bu diriltmeyi aciz görerek, buna kadir olma sıfatını da çürümüş kemikleri kim diriltecek diye inkar ettiler. Oysa bu tekrar dirilmeyi kendileri gibi kudret sahipleri olmayan beşer kuvvetine teşbih ettiklerinden galat etmişlerdir. İkinci yaratılış, birinci yaratılıştan daha kolay ve ehven olduğu, bu ikinci yaratılışı azamet ve kudret sahibi olan, yer ve gökleri yaratan Allah'ın cesetleri ve çürümüş kemikleri iade edip yaratmasını akıldan uzak gördüler. Oysa küfürdeki inat ve temerrütlerinden bilmiyorlar ki Allah onları yokluktan
vücut alemine çıkartmıştır. Abdülmelik bin Umeyr'den bir adam çocuklarına ölümü yaklaştığında kendisini yakmalarını, sonra onu ufatıp daha sonra da şiddetli rüzgarlı bir günde yarısını karaya, yarısını da denize bırakmalarını emretti. Daha sonra öldü. Çocukları da babalarının dediği gibi yaptılar. Cenab-ı Hak denize emretti. Denizde olan adamın zerreleri toplandı. Karalara emretti. Karada olan zerreleri de toplandı. Sonra Cenab-ı Hak o atom parçalarına, zerrelere ol dedi. Birden o adam ayakta hazır oldu. Allah ona dedi, seni bunu yapmaya sevk eden nedir? Adam dedi, sen daha iyi bilirsin ki senin korkundur. Ve mağfiretle Cenab-ı Hakk'a kavuştu. Hasılı, bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar. Tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam. Ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemali intizamla ve mizanı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini, latife ve duygularını emri kün feyekun ile kaydedip yerleştiren ve her karında yani asırda, hatta her baharda ruh-i zeminde yüz binler ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir-i alim, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyeyi temel parçalar ve atomları bir sayha ile sur-i israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi? Denilse eblehcesine bir divaneliktir. Kur'an evvela neşe-i ulayı yani ilk yaratılışı nazara verir. Der ki, nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hılkat-ı insaniyeye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i uhrayı, ikinci ve son yaratılışınızı inkar ediyorsunuz? O onun misli, belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, اَلَّذ۪ي جَعَالَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْدَرِ نَارًا kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden bir zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzen der, ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibat ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yoğrulmuş hılkat şeceresini abez ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der. Haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emir ver nefer hükmündedir. Emri kün feyekuna karşı kemal-i inkiyad ile serfuru eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhil izam deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Cenab-ı Hak bir ayette ahirete inanmayanların tamamen bir dalalet ve sapıklık içinde olduklarını belirterek şöyle buyurmaktadır. Hayır. Doğrusu ahirete inanmayanlar uzak dalal, sapıklık ile azap içindedirler. Ahirete imanı olmayanların ahirette görecekleri azaptan başka dünyada da vicdanları azap içindedir. Zira dünyanın faniliği meşhut olduğu cihetle
ahiret akidesi olmayanların bedbin olmaları tabiidir. Akibeti hakkında bedbin olan vicdanları ise azap içinde bulunduğunda şüphe yoktur. Meğer ki ölümü kendisi için halas ve kurtuluş addettirecek bir azap içinde bulunsun. İmanın altı rüknünden biri olması. İman tafsili olarak altı esas üzerine olup, mütekellimler bunu üçe kadar indirerek Allah'a, ahirete, peygamberlere iman içerisinde, hatta bunu da Allah'a iman içerisine dahil ederek imanın şartını bir kabul edip bu da marifetullah demişlerdir. Sebebine gelince Allah'a iman elbette onun elçileri hükmünde olan peygamberlere, peygamberlere iman da elbette ki o peygamberlerin dava edip davet ettikleri ahirete imanı gerektirir ki aralarında sıkı bir irtibat vardır. Diğer rükünleriyle münasebeti. İmanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor ve onu bütün hakaikına temel taşı ve üssül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki tefrik kabul etmez ve öyle bir küllidir ki tecezzi kaldırmaz ve öyle bir küldür ki kabili inkısam olmazlar. Çünkü her bir rüknü imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan-ı imaniye ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hüccet-i azam olur. Öyle ise bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Belki ademe kabul, yani kabul etmeme, perdesi altında gözünü kapamakla bir küfr-i inadi yapabilir. Gitgide küfr-i mutlaka düşer. İnsaniyeti mahvolur. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. Allah'a iman ile ahirete iman arasındaki bu sıkı irtibattan, Kur'an'da Allah'a imanın ahirete imanla birlikte geldiğini görmekteyiz. Mesela insanlardan bazıları ahirete ve Allah'a inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'a imanla ahirete iman arasındaki münasebete gelince bir sultan itaat edenlere mükafat ve isyan edenlere de mücazat etmezse saltanatı inhidama yüz çevirir. Ve keza bir sultanın sağında lütuf ve merhamet ve solunda kahr ve terbiye lazımdır. Mükafat merhametin iktizasıdır. Terbiye de mücazatı ister. Mükafat ve mücazat menzilleri ahirettir. Ve keza yüksek bir hikmet ve adalet sahibi olan bir sultan, saltanatının şanını kusurdan saklamak üzere kendisine iltica edenleri taltif ve hakimiyetinin haşmetini göstermek için milletinin hukukunu muhafaza eder. Bu cihetlerin mühim bir kısmı ahirette olur. Ve keza lebalep dolu hazinelere malik ve sehavet mutlakaya sahip olan bir sultan için umumi ve daimi bir dar-ı ziyafet lazımdır. Ve ayrı ayrı ihtiyaç sahiplerinin devam ve bekalarını ister. Bu da ancak ahirette olur. Ve keza bir cemal sahibi daima hüsn ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimi bir cemal zail ve muvakkat bir müştaka razı olmaz. Onun da devamını ister. Bu da ahireti ister. Ve keza yardım isteyenlere yardım ve dua edenlere cevap vermek hususunda pek rahimane bir şefkat sahibi olan bir sultan ki, edna bir mahlukun
edna bir isteğini derhal yapar verir. Elbette bütün mahlukatın en büyük bir ihtiyacını kemal-i suhuretle yapar. Böyle umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken, milletinin içtimaları için yalnız dar bir misafirhane yapılmış, daimi olarak milleti istiav edemez, daima dolar, boşalır. Ve bir imtihan meydanı var, her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var. Zaman zaman tahavvul eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşerden sonra daimi bir menzil, sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedahe delalet eder. Ve keza dikkat sahibi bir sultan ki milletinin bütün amallerini, efallerini, hizmetlerini, hacetlerini tamamıyla yazar ve yazdırır ve mülkünde cereyan eden her bir hadise ve her bir vakanın suretlerini, fotoğraflarını alıp tespit ve hıfz ederse, elbette bu vaziyet bir muhasebenin, bir muhakemenin, bir mükafat ve mücazatın vuku'a geleceğine kat'i bir surette delalet eder. Ve keza, mükafat ve mücazat hakkında tekrar ile pek çok vaatleri ve tehditleri olursa ve o vaudu vaid edilen şeyler kudretine ağır gelmezse ve o şeyler raiyeti için pek ehemmiyetli olursa, elbette söz verdiği şeylerde hilaf olmayacaktır. Çünkü hulful vaat kudretin izzetine zıttır. Kezalik bu dünya menzilinin ve içinde oturan insanların ahvaline dikkat edilirse anlaşılıyor ki, bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermediği olan Darusselam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler lezzet ve zevk için değildir. Çünkü visallerinin lezzeti firaklarının elemine mukabil gelmez. Aynen böyle de. Her cihetle Allah'ın varlığı ahiretin de kesin olarak varlığını gerektirir. Diğer iman rükünleri haşre delalet edip ispat ettikleri gibi meleklere ve kadere iman esasları haşri gerektirip kuvvetli bir surette beka alemine şehadet ve delalet ederler şöyle ki, melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hassiz müşahedeler, mükalemeler dolayısıyla alem-i ervahın ve alem-i gaybın ve alem-i bekanın ve alem-i ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi insanlar ile görüşen umum melaike-i mukarrebin mezkur alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi bildiğimiz gibi yüz tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla alem-i bekanın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o kat'iyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Kaderle olan münasebetine gelince, her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşti hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde vesair elvah-ı misaliyede yazmak ve her ziruhun hususan insanların defter amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek ve geçirmek. Elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet. Ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa
o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza, bütün bütün manasız, faydasız kalır. Hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir ciheti imkanı olamaz. Ve o ihtimal, bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Ahirete imanın ruhi ve dünyevi faydası. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristan'a giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir müfarakat içinde idam olmalarını tevehhüm edip, cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit, ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı, bak dedi, o imanla baktı, cennet lezzetinden haber veren bir lezzet ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahedesiyle aldı. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakata ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nisbette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını, geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir daire-i vücut gösterir. Babasını dar-ı saadette ve alem-i ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar o kuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikayı hayatı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri, dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlarına alet etmez. Ciddi sadakata ve samimi ihlasa muvaffak olarak, kemalatı ve hasletleri o nisbette derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti taali eder. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan, bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehab ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın en mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle, onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde,
ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki, hayatı ve aklı o biçareye alet-i azap ve işkence edeceği zamanda, ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, bizden daha iyi keyfeder, gezer. Ve validem öldü, fakat rahmet-i ilahiyeye gitti, yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Hem insanın bir rub'unu, dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveylâ-i ruhi ve bir dağdağı kalbi çekeceklerdi ki, dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der, merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye iman-ı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki, her birinin 100 ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez. Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda hissiyata mağlup, cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattür etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede el namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakikada lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman-ı ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Ve devamla bunu birçoklarına, zayıflara, mazlumlara, vatan ve aile içinde tatbik edilebilir. Çünkü ahirete iman olmayan bir ailedeki durum suri olup, muhabbet ve sevgiler geçici olur. Genç iken sevdiği halde, ihtiyarlığında sevmemeye, sanki hiçbiriyle tanışmamışlar gibi bir durum içine girilir. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, geçmiş zamanın üzüntülerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile, insanın kalbini devamlı incitip, bir lezzete 9 elemleri karıştırdığından, en muhabbetli bir bela olur. Ancak bu bela, ahirete imanla zail olur. Aklı selimce ahiret. Mücerret sağlam bir akılla düşünüldüğü zaman, tarihin en derinliklerine kadar, yani ilk yaratılan insan Hazreti Adem'den ta zamanımıza kadarki olan durumları nazara alıp düşündüğümüzde görürüz ki, ömrümüzde birçok defa cismimizi değiştiriyoruz. Sabah ve akşam elbisemizi değiştirdiğimiz gibi her senede bir defa tamamıyla cismimizi değiştirip yeniliyoruz. Fakat hiç de haberimiz olmuyor. Belki her senede, her günde cismimizden bir kısım şeyler ölür, yerine onun benzerleri gelir. Aynen böyle de, ölen zerrenin yerine yeni zerrelerin getirilmesi mümkün olsun da, neden dağılan bedenin tekrar teşkili mümkün olmasın? Hıfzetme duygusu dediğimiz küçücük hafızada kütüphaneler dolduracak kadar bilgiler yerleşsin de, küçük bir çekirdekte kocaman bir ağacın plan ve fihristesi yerleşsin de, niçin? Küçük bir zerre olan
Acb-ı Zeneb'de yani kuyruk sokumunda yerleştirilmeyip de diriltilmesin. Bugün ilim Peygamberimizin şu sözünü doğrulamaktadır. İnsanda bir kemik hariç, o da Acb-ı Zeneb, her şey çürür. İnsan ondan yaratılır ve ondan da terkip edilir. Acb-ı Zeneb hayvanın kuyruk sokumundaki gibi insana has olup, sırtın sonunda hardala gibi bir kemiktir. Öldükten sonra ruh-i şahsinin bekasına, kişinin ruhunun devamına, daha doğrusu şahsın ba'sı ba'del mevt dediğimiz öldükten sonra tekrar dirilme, diğer bir neş'et ve yaratılış ve ebedi bir hayat ile ba'sine inanmayan ve eyyam-ı ma'dude denilen sayılı günler olan hayatı dünyaya veda edince, büsbütün hiç olup gideceğine ve bu hiçlikten tekrar çıkması imkanı bulunmadığını söyleyen fertler, böyle fedakarlığa ve nice nice hayatların ifnasına, yok olmasına mütevakkıf, yani bağlı bulunan, öyle nevi bir ümniye için nasıl can verebilirler? Nasıl fedakarlık edebilirler? Öldükten sonra hakiki ahiret mükafatı yoksa, asırlarca sonra gelecek insanların konacağı bir saadet için bugünkü insanlar nasıl ve neden dolayı mesai ve fedakarlık etsin? Bütün bunlar mahza hayır olduğundan dolayı, mahza Allah rızası için yapılacaksa, ba'del mevt, sırf yok olacaklarını zanneden kimseler için hayrın, Allah rızasının manası nedir? Alemde böyle fertlerden mürekkep bir heyet içtimaiyenin öyle bir ümniyeyi tahakkuk ettirmesine asla imkan yoktur. Bunu yapabilecek milletin efradı herhalde dünyada hayatını feda etmeyi göze aldırabilmelidir. Bunu yapabilmek de ba'del mevt bir mükafatın tahakkukuna iman ile mümkündür. Yahudiler ise böyle bir ahirete inanmadıkları için müşriklerden ziyade hayata haris, yani hırslıdırlar. Ölümden fevkalade korkarlar. Dar-ı ahiret namı verdikleri arz-ı mukaddes ve dünya devleti ümniyesi de bu şartlar altında tahakkuk edip meydana gelmesi mümkün olmayan zıt bir ümniyeden ibarettir. Eğer onlar hakiki ahirete inanmadan buna inanıyorlarsa, yalana inanmaktan ibaret bir şeytani iman olur. Diğer taraftan onlarca ahiret yalnız bu ise ve sayılı günlerde azap, o vakte kadar geçecek fertlerin dünyadaki ömürleri müddetinden kinaye ise bu ümniye uğrunda ve ondan evvel çalışıp ölmüş olanların hepsinin canı cehennemden başka bir şey görmeyecek demektir. Bu ise bir zulümdür. Bu telakki veren din ne zalimane bir din olur ve bu fikir altında hayatı sevmek cehennem sevgisinden ibaret bir delilik değil midir? O halde bunlar için bir saadetin manası varsa, o da hiç olmak için bir an evvel sayılı günleri bitirsin. Halbuki bunlar kadar ölümden kaçınan, bunlar kadar hayata hırs gösteren hiçbir kavim yoktur. Demek ki bu imanları da yalandır. Zatı akdesi ilahi, madem sermedi ve daimidir, elbette sıfatı ve esması dahi sermedi ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermedidirler, elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alem-i bekadaki bakiyat ve ehl-i beka fenai mutlaka biz zarure gidemez. Cenab-ı Hak öyle bir kadir-i mutlaktır ki, adem ve vücut, kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daire-i ilmi ilahiyenin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise adem-i haricidir. Ve vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehli tahkik ayan-ı sabite tabir etmişler. Öyleyse
fenaya gitmek, muvakkaten harici libasını çıkarıp vücud-u maneviye ve ilmiye girmektir. Yani halik ve fani olanlar vücud-u hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücud-u manevi giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Evet, Rahman ve Rahim olan Sani-i Hakim'in rahmeti, rahmetlerin en büyüğü olan saadet-i ebediyenin geleceğini tebşir ediyor. Zira rahmet ancak saadet-i ebediye ile rahmet olur. Ve nimet ancak o saadet ile nimet olur. Evet, bütün nimetleri nıkmetlere çeviren, ebedi ayrılmaktan doğan ve umumi matemlerden yükselen o belalardan, kainatı bilhassa şuurlu olan mahlukatı kurtaran şey, saadet-i ebediyenin gelmesidir. Çünkü bütün nimetlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye gelmezse, umum kainatın şehadetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat-i ilahiyenin bedahetine karşı mükabere ile inkar lazım gelir. Elbette Cenab-ı Hak rahmetini inkar ettirmemek ve vaadinde hulfetmemek için beşeri ebedi saadete mazhar kılacaktır. Bu da aynı zamanda bütün enbiya-i izamın, büyük peygamberlerin bu hakikat üzerine icmaları ve ittifaklarıyla sabit olup bir kat'i hüccettir. Haşrin dünyadaki numunesi. Her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otunla amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiye'yi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfe-i amalini neşreder. İşte gözümüz önünde olan bu işler gibi insanların da başka bir alemde çıkmaları ve amellerinin sayfeleri kendilerine verilerek neşredilmesi vuku bulacaktır. Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve Sema perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta bisal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. Veya ziya metaını, ışık ve yakıtını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten dolayarak sarmakla muvazzaf bir memur oldu. Ve her akşam o memura metaını dahi toplattırıp gizlendiği gibi, kah olur bir bulut perdesiyle alışverişi az yapar, kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker. Metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi, elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azil bulunmazsa, şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş, yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der, cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur musahharı sadakatsızlıkla tahkir edenleri yak der. Ey bazı bilginlerin gayreti sayesinde yapılan, teyiplerle sesleri tespit eden, hayatları filme alanlar, iyi düşünün. Bu makinaları yapan, bilgini yaratan, hakiki sanat sahibi bütün insanların sesini ve onların hayatlarını tespit edemez mi? Sonra bunları ahiret sahnesinde gösterip, iyi ile kötünün arasındaki farkı ortaya çıkararak, zalimi yapmış olduğu zulmünden dolayı cezalandırmakla mazlumun hakkını almaya kadir değil midir? İnsan fıtratındaki ebed duygusu. Kainatın halifesi olarak yaratılan ve kainatın küçültülmüş bir timsali olan şu insan denen, her yönüyle hikmetli, sanatlı şu küçük kainat, nasıl ki bu koca dünya küçültülse bir insan olduğu gibi, bu insan da küçültülse
koca bir kainat olur. Yani o mahiyette yaratılmış bir varlıktır. İnsana öyle duygular, hisler konulmuştur ki, dünyaları yutsa tok olmayacak derecede geniş bir istidat içerisinde yaratılmıştır. Bir anda, güneşte gezdiği gibi diğer bir anda da yıldızlarda ve galaksilerde gezer. Bazen zindanda boğazı sıkılmış bir adam gibi dünya kendine dar gelerek teneffüs etmek için geniş bir alem arar. Oturmak için dünya kendisine dar gelerek aylara kadar çıkar. Oralarda da oturma imkanı aramaya çalışır. Bu insan ki ihtiyaçları alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye arzu ettiği gibi Cenab-ı Hakk'ı da görmeye iştiyaklıdır. Başka bir yerde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o yeri ziyaret etmeye muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve ebedi ayrılıktan kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak, acip ve garip bir toplanma yeri olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadir-i Mutlak'ın huzuruna gidip sığınmaya muhtaçtır. Öyleyse bu da ancak ahirette olacak. İnsan da hakiki olarak orada tatmin olacaktır. Her insan kendi hayaline şöyle bir soru sorsa ki, sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra yokluğa ve hiçliğe düşmesini mi istersin, yoksa daimi fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin? Elbette ki buna karşı herkes vicdanının sesini dinlese, cehennem de olsa ebedi ve daimi kalmayı isterim sesini işitecektir. Hayat. Hayat nedir ve mahiyeti nasıldır? Hayatın kendisiyle beraber mana ve ehemmiyetini anlatan Bediüzzaman, başka izahlara ihtiyaç bırakmayacak derecede tanımlarken, yaratılışın sırrını keşif ve izah etmektedir. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırr-ı vahdeti, hem rabıta-i ittihadı, hem kemalatının menşei, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebetler ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül, bütün kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkisamı kabul etmez bir kül ve bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Hem kainatın mahiyetleri içinde, Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vücubu vücuduna ve vahdetine ve ahadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli, hem masnuat-ı ilahiye içinde en hafisi, gizlisi ve en zahiri, en kıymetdar ve en ucusu, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin nazlar, nazik bir cilve-i rahmeti rahmaniyedir. Hem şuunat-ı ilahiyenin, yani ilahi işlerin gayet cami bir aynesidir. Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızk, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hılkat-ı Rabbaniyedir.
hem hayat, bu kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinasıdır ki, mütemadiyen her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta zat-ı hay ve muhyi, bu makineyi hayat vasıtasıyla, bu karanlıklı ve fani ve süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor. Baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekut, dış ve iç. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya, deste kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için, sair eşya gibi zahiri esbabı, hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacib-i vücudun vücub-ı vücudunu ve hayat sermediyesini, hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini, hem vücud-ı melaike, hem sair erkan-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi, kainattaki en mühim bir maksadı ilahi ve hılkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Bu hayat, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren zat-ı hay ve muhiyye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki, bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Ve bundan anla ki, bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlendirmektir diyenler, gayet çirkin bir cehaletle münkirâne, belki de kafirâne ve pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfrânı nimet ederler. Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan esbab-ı zahiriye, ondaki tasarrufatı kudret-i Rabbaniye'ye perde edilmemiştir. Evet, bu hassanın sırrı şudur ki, kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Ve şer ve çirkinlik gayet cüz'idir. Ve vahid-i kıyasidirler ki, güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlarının tekessürünü ve taaddüdünü, çoğalmasını göstermek cihetiyle, o şer ise hayır ve o kubuh dahi hüsün olur. Fakat zişuurların nazar-ı zahirisinde görünen zahiri çirkinlik ve fenalık ve bela ve musibetten gelen küsmekler ve şekvalar, zatı hayy-i kayyuma teveccüh etmemek için, hem aklın zahiri nazarında hasis, pis görünen şeylerde kutsi, münezzeh olan kudretin bizzat ve perdesiz onlar ile mübaşereti, kudretin izzetine münafi gelmemek için, zahiri esbablar o kudretin tasarrufuna perde edilmiştir. Evet, hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir. Ve bütün nimetlerden üstündür. Ve mebde ve meadın, yani başlangıç ve bitiş, dünya ve ahiretin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet, hayat nevilerinin en ednası, aşağısı olan nebat hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı, çekirdekte veya habbede, hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır.
Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar me'luf, alışılmış iken, zamanı Adem'den şimdiye kadar hikmet-i beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza, hayatı olmayan bir cisim, en büyük bir dağ da olsa tektir, yetimdir. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin bal arısı gibi küçük bir cisim hayata mazhar olduğu için bütün kainatla münasebetdar olur ve her şeyle alışveriş yapar. Hatta diyebilir ki, kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder. Bütün eşya ile kesbi muarefe eder. Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alem-i cismanide tasarruf ettiği gibi alem-i ruhanide gezer. Alem-i misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi o alemler de onun ruhunun ailesinde temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan, alem Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayat-ı insaniye her birisi çok tabakalara şamil olarak hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nevilere ayrılır, inbisat eder, genişlenir. Demek ziya, renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi hayat da mevcudatın kâşifi ve sebebi zuhurudur. Evet, hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Ashab-ı hayatın, yani hayat sahiplerinin her birisi alem benimdir diyebilir. Aralarında müzahame, sıkıntı ve ayrılık ve münakaşa da olmaz. Müzahame ve münakaşa yalnız nev-i beşerde olur. İşte hayatın en büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza camit, dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp makul bir sebep olmadığı halde diğer bir vaziyete girmesi sani'in, yani ustasının vücuduna zahir bir delildir. Hatta hayat hakikatların en eşrefi, en temizidir. Hiçbir cihetle hısseti, değersizliği yoktur. Çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da, içi de, her iki yüzü de latiftir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki hayat ile kudret arasında zahiri bir sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşereti ilgilenmesi izzete münafi, yani zıt değildir. Halbuki umur hasiseye, yani kıymetsiz işlere kudretin zahiren mübaşereti görünmemek için esbab-ı zahiriye vaz edilmiştir. Demek hayatta hisset, yani kıymetsiz ve değersizliği yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat, sani'in vücuduna en zahiri bir delildir. Ve keza, en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılabat ve tahavvülata, değişmelere dikkatle bakılırsa görülür ki, alem-i zerrattaki zerreler, alem-i anasıra, yani unsurlar alemine intikal edince, başka suretlere girerler. Alem-i mevalitte, yani madde aleminde, başka suretlere dönerler. Nutfede, yani meni ve sperm vaziyetinde başka vaziyet alırlar. Sonra alaka kan pıhtısı olur. Sonra mudga et parçası olur. Sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabatı acibe, acip değişiklikler esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen belli düsturlar üzerine cereyan ederler ki sanki bir zerre, mesela alem-i zerratta zerre ve atomlar aleminde iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt hükmeder ki o zerreler bir kast ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acip ve garip tavırlar insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir.
Hayatın hem zahiri, hem batini, hem mülk, hem melekut vecihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan, şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi, izzet ve kutsiyet-i kudrete münafi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından, doğrudan doğruya, perdesiz olarak zat-ı hayy-i kayyumun ihya edici, hayat verici, diriltici isminin eline teslim edilmişlerdir. Nur da öyledir, vücut ve icat da öyledir. Madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını suistimal etmeyenler dar-ı bekada ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiyeye mazhar olacaklardır. Amenna. Hayat, zat-ı hayy-i kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata, hayat ve ruh oldukça beka bulur. Hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır. Daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Hayat veren yalnız O'dur. Öyleyse her şeyin Halık'ı dahi yalnız O'dur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hülasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın Halık'ı da O'dur. Hayatı veren elbette O'dur, Hayyu Kayyum'dur. Cenab-ı Hakk'ın kainat üzerine vurmuş olduğu birçok mühürlerden biri de mahlukata vurulan hayat mührüdür. Hayat, Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi, mevt de devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar, şemsin ziya ve timsallerini göstermekle, şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi, o kabarcık gibi şeffaflar ölüp söndükten sonra yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri, yine şemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerinden, şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuaat, celevat ve timsallerin bir şems-i vahidin eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar. Kezalik mevcudat vücuduyla vacib-ül vücudun vücub-ı vücuduna ve ölüm ve zevaliyle teceddüdi bir teselsül zincirleme olarak yenilenmesiyle yerlerine gelen emsali sani'in ezeli ve ebedi vahidiyetine şehadet ediyorlar. Bir ayette Cenab-ı Hak büyük bir nimet olan yokluktan vücut alemine çıkmak demek olan hayat nimetine karşı küfürde bulunmanın şenaat ve alçaklığını belirterek şöyle buyurmaktadır. Allah'a nasıl küfür ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Ayette ise hayat, cereyan-ı hayat, gayeye hayat gösteriliyor. Allah size hayat verdi. Teneffüs, tegaddi, tenasül eder, duyar, düşünür, ister, istediği yere gider, istediği işi yapar. Muhitindeki hadisat-ı hariciyeye, cismani ve ruhani duygularıyla karşı kor, etli, canlı, akıllı, fikirli birer insan yaptı. Bunları yapan kim ise, işte Allah odur. İyi düşününüz. Bu hayat sizin kendinizden midir? Kendi zatı malınız, mülkünüz müdür? Elbette değil. O kadar değil ki bir kılınızın rengini değiştiremezsiniz. Bu hayat sizin malınız olmayıp bu hayatı size bahşeden Allah Teala'yı nasıl inkar eder ve ona nasıl küfranı nimet eylersiniz? Eyliyorsunuz. Allah size hiçbir şey yapmamış ve yapmayacak olsa bile hayatınızın maliki olduğu için sizin ona iman ve ubudiyet etmeniz, hayat sevdasıyla Allah'ı unutmamanız lazım gelir.
Kur'an-ı Kerim'de hayat ve hayatın ehemmiyetini bildiren birçok ayet mevcuttur. Madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur ve zîşuurun en cami insandır ve bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor ve zîhayatlar zîruhlara musahhardır. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar ve zîruhlar insanlara musahhardır. Onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler. Ve Halık'ları onları hem sever, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor. Ve lisanı hassiz dualarıyla beka için Halık'ına yalvarıyor. Elbette ve herhalde O çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mes'udane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Bütün bu işler ve çevresinde cereyan eden hadiseler hiç şüphesiz ki bu işleri çeviren bir zatı gösterir ki işte biz ona her şeyi yaratan, kudret sahibi olan Allah diyoruz. Bütün kainat bir kefeye, hayat muamması bir kefeye, elbette böyle bir muammayı yaratan bir yaratıcı vardır ki o da Allah'tır. Bir iğne ustasız, bir köy muhtarsız olmadığı gibi bu hayat hakikatının dahi bir ustası ve yaratıcısı vardır ki o da Allah'tır. Bir hanenin yapıldığını ve sakinlerinin orada oturmuş olduğunu görsek, elbette bunun tesadüfi bir iş olmadığını, şuurkârane bir iş olduğunu anlarız. Aynen öyle de hayat ve ailesinin oturması için intizamlı ve gayet sanatlı yapılan vücut apartmanının sahibinin gayet alim ve her şey ilminde dahil olduğunu biliriz ki o da Allah'tır. Mesela zümrüt gibi yeşilliklerin hakim olduğu bir arazide bütün ağaçlar düzgün sıralar halinde yetişmiş olsa, bitkiler gayet sanatkârane yetiştirilmiş olsa, arazinin her tarafında gayet süslü arklar vasıtasıyla şırıl şırıl sular aksa ve tam orta yerde mimari harikası bir köşk kurulmuş olsa, sonra binanın içinde insan ihtiyaçlarının her türlüsüne cevap veren vasıtalar mevcut olsa, evet, bütün bunlar bulunsa, birisi kalkıp da bunların hepsi tesadüfen gelmiş, yerleşmiştir buraya, her şey kendiliğinden olmaktadır, demek cesaretini bulabilir mi? Bu yeşil arazinin ve bu muntazam köşkün tesadüfen yok iken vücut bulduklarını iddia edecek kimse bulunabilir mi? Ve böyle iddiaları ileri süren kimseye herkes gülmez mi? İşte böyle bir iddia ne kadar gülünç olursa, yeryüzünde yaşayan en basit bir mahluka göz atan ve ibretle, hayretle düşünen insanın da bu alemleri tesadüfen var olduğuna, tabiat tarafından meydana getirilmiş olacağını iddia etmesi o derece ve hatta ondan daha fazla gülünç olur. Hayatta sınırlar içinde ısı derecesinin çok yüksek ve çok düşük olduğu maddeler de devam edemez. Çünkü aşırı derecedeki sıcaklık veya soğukluk maddede bulunur ve hayatın devamını sağlayan şartları ortadan kaldırır. Bilindiği gibi hayat yer küresinde ancak şartların uygun olduğu zamanda başlayabilmiştir. Gelecekte bu şartlarda herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi hayatın yeryüzünden kalkması ile sonuçlanacaktır. Ne var ki bugün hayatın varlığı için müsait olan bu şartlar en azından 300 milyon yıl evvel oluşmuş ve o zamandan beri süre gelmiştir. Hayatı tabiat meydana getirmiş değildir. Çünkü oluşum esnasında ateşin yaktığı kayalarda ve tuzlu olmayan denizlerde hayat için gerekli şartlar yoktu. Acaba hayat kainata idrak kuvveti kazandırma fırsatını elde etmek için
gerek dünya yuvarlağı ve gerek diğer gezegenler üzerinde adeta bir tavuk gibi kuluçkaya mı oturmuştur dersiniz? Hayat, maddeye can vermek için aynı tarzda ve muntazam gayret sarf eder o. Ne neşe tanır, ne üzüntü, ne de herhangi bir ayrım yapar. Bütün bunlara rağmen esas olan yine de hayattır. Hayat, his ve idrakin yegane kaynağıdır. Gerçek karşısında gözlerimiz henüz yarı kapalı ise de bizi Allah'ın eserlerini anlamaya ve onun cemalini hissetmeye muktedir kılan biricik vasıta yine odur, hayattır. Hayat, yüce yaratıcının iradelerini gerçekleştiren bir vasıtadan başka bir şey değildir. O halde hayat ölümsüzdür. Hücre içinde neredeyse görülmeyecek olan jelatin gibi saydam yapışkan, hareket edebilen ve çiğ tanesine benzeyen saydam tamlacığın hayat tohumunu taşıdığını da söylemektedir. Hayat hakkında söylenenler ise, hayat, iki dipsiz karanlık ortasında bir kibrit alevidir. Hayat, kesrette bir çeşit tecelli-i vahdettir. Hayat, hızla akan bir nehirdir. Altın gibi parıltıları akıp gider, sonunda bize sadece kum kalır. Hayat, bir bileği taşıdır. Benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacaktır. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. Hayat, küçük şeylerden meydana gelen kocaman bir demettir. Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife hayattır. Hayat, hareket, hareketsizlik ise ölümdür. Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur ki, orada herkes hem öğretmen hem de öğrencidir. İnsanın hayatı, insanın hayalidir. Hayatını bulunduğun an bil. Hiçbir şey hayat kadar kıymetli değildir. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Hayat insana nasıl olması gerektiğini öğretir. Hayat insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir. Hayattan korkmayın çocuklar. İyi, doğru bir şey yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki. Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. Canı can vererek almamışsın ki değerini bilesin. Hayat bir tiyatro gibidir. En kötü insanlar en iyi yerlerde oturur. Hayat bir hikayeye benzer. Mühim olan eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Hepimiz hayatın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilmeyiz. Hayat bir yaz yağmuru kadar kısadır. Hayatını iyi kullanmadan uzun süre yaşamış insan az yaşamış demektir. Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız. Hayat için elzem, hayatı istihkar. Geçmiş hayatını iftiharla hatırlayabilen kimse hayatını iki kere yaşıyor demektir. Maddi hayat muvazeneye, manevi hayat doğruluğa dayanır. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraiz ile ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sırr-ı vahdeti, hem rabıta-i ittihadı, hem kemalatının meyvesidir. Elden gittikten sonra geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür. Ansızın ağızdan çıkan bir söz, yaydan fırlayan ok, olmuş bir kaza, boşuna harcadığın ömür. Hayatını vatan yolunda kaybeden hiçbir zaman ölmez. Ölü bir arslan olmaktansa hayatta bir köpek olmayı isterim. Hayatın varlığını duyabilmek,
hayatın devamını sağlar. Her kim hayat-ı faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bakiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i dâreyne masardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, sabır içinde şükreder. Kusursuz bir hayat yolu seçiniz. Bu seçim hayatınızı yükseltecektir. Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getirmediğimiz gibi ölürken de hiçbir şey götüremiyoruz. Hayatına ileride sana acı çektirebilecek hiçbir şey katma. Her beşik içindekine sorar, nereden? Ve her kefen sorar, nereye? Ahirete imanın diğer iman esasları ile münasebeti. Hayat, Cenab-ı Hakk'ın insanlara büyük bir hediyesi olması cihetiyle Allah'ın varlığını göstermektedir. Hayat, melaike ve iman esasına dahi bakar ve ispat eder ki, madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade yaygın olan ve dünyaya gelip dünyayı şenlendiren hayatlılardır. Madem arz küresi bu kadar hayatlılarla dolmuş ve gidenlerin yerine tekrar yeni hayat sahiplerinin gelmesi ve en kötü ve çürümüş maddelerden dahi küçük hayvanların yaratılması ve madem hayatın süzülmüş en safi hülasası olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevheri olan ruh dünyada gayet çoklukla yaratılıyorlar. Adeta dünya hayat ve akıl ve şuur ve ruhlar ile diriltilip öyle şenlendirilmiş. Elbet küreye arzan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha ehemmiyetli olan semavi cirimler, yıldızlar, ölü, cansız, hayatsız, şuursuz kalması imkan dışıdır. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlı vaziyetini verecek ve semanın, göğün yaratılmasının neticesi gösterecek ve Allah'ın hitabına mazhar olacak olan şuurlular, hayat sahipleri ve göğe münasip sakinler herhalde hayatın sırrıyla bulunuyorlar ki onlar da meleklerdir. Hayat peygamberleri iman esasına dahi bakar ve ispat eder ki, madem kainat hayat için yaratılmış, madem ebedi hayat peygamberlerin gönderilmesiyle ve kitapların indirilmesiyle kendini gösterir. Evet, eğer kitaplar ve peygamberler olmazsa o ebedi hayat bilinmez. Nasıl ki bir adamın söylemesiyle diri ve hayattar olduğu anlaşılır. Öyle de bu kainatın perdesi altında olan, gayb aleminin arkasında söyleyen, konuşan, emir ve nehyedip hitap eden bir zatın kelimelerini, hitaplarını gösterecek peygamberler ve ellerinde nazil olan kitaplardır. Elbette kainattaki hayat, kat'i bir surette ebedi hayat sahibinin vücubu vücuduna kat'i şehadet ettiği gibi, o ezeli hayatın parıltıları, münasebetleri olan peygamberlerin gönderilmesi ve kitapların indirilmesi esaslarına bakar, onları ispat eder. Evet, nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir özdür. Hem hayat kadere iman esasına bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat görülen alemin ışığı, parıltısıdır ve her tarafı kaplıyor ve vücudun neticesi ve gayesidir.
ve kainatın haliki olan Allah'ın bütün isimlerinin görünmesine sebep cemiyetli bir aynesidir. Nasıl ki bir ağacın asıl çekirdeği ve kökü ve en ucunda ve meyvelerindeki çekirdeği dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın hayat kanunlarından daha ince hayat kanunlarını taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler bu bahar gibi hayatın cilvesini taşıyorlar ve hayatın kanunlarına tabidirler. Böylece her hayat sahibinin hem geçmiş hem gelecek olan amelleri kader kalemiyle yazılmıştır. Hem hayatta Cenab-ı Hakk'ın birçok harika mucizeleri bulunup bütün kainatı yaratamayan bir zat küçük bir hayat sahibini dahi yaratamaz. Hayat mahluk mudur? Hayat Cenab-ı Hakk'ın mucizesinin en nurani ve en güzel olanıdır. Evet, hayat Allah'ın bütün isimlerini bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. Göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri kendilerinin hayat sahibi bir zat tarafından yaratılmış olduğunu göstermektedirler. Cenab-ı Hak ayette o ki ölümü ve dirimi takdir edip yarattı buyurmakla bir takdir, bir müddet neticesinde ölümün ve hayatın yaratılmış olduğunu bildirmektedir. Bir hayatın arkasından mevtin ve onun arkasından diğer bir hayatın mütekabilen karşılıklı olarak yaratılması insanları bu ikisi arasında sayu amel, çalışma mücahidesiyle mülk-i ilahide güzel bir amil, yüksek bir memur olmak üzere müsabaka için bir imtihan meydanına çıkarılmaları hikmetine, bu da hayattan hayata, güzellikten güzelliğe bir terakki nizamı ve en güzel amellere daha güzeliyle, ecr-ü mükafat vererek ileride daha güzel, bambaşka bir hayata erdirilmeleri gayesine müteveccihtir. Bir taraftan mevt ölüm, bir taraftan da hayat olmasa, birbirine zıt olarak mütekabilen yek diğerini takip eden bu iki sıfat birlikte yaratılmış olmayıp da hayatı ölüm ve ölümü diğer bir hayat karşılamış, mülk-i ilahide mertebeden mertebeye yükselebilecek güzel bir amil olmak üzere murad-ı ilahi olan güzel hayat için sayu amelde mücahede ile müsabaka kanunu konulmamış, bu suretle insanlar mevt ve hayat arasında imtihana çekilmemiş olsa idi, mihnetler çekerek güzel çalışıp Hak Teâlâ'nın rızasına muvafık güzel istihsalatla netice ve üründe bulunarak müsabakayı kazananlara mihnetlerini unutturacak güzellikler, güzel mertebeler, saadetlerle ecr-ü mükafat ve iyi çalışmayan veyahut hiç çalışmayıp atıl, tembel, boş kalmak isteyen veya mesaisini rızay-ı ilahi hilafına boş, faydasız şeylere veya hayat-ı umumiyenin kötülüklerine, küfrü küfrana, hıyaneti isyana, istihlak, yok olmasını isteyerek ve buhrana sarf edenlere de kötülüklerine göre mülk-i ilahide mertebesinin düşmesine veya geçici olarak veya ebedi tart ve hasılı ameline göre mahrumiyetler, zilletler, acılarla tazip ve ceza edilmeyecek bulunsa idi, mülk-i idai ilahide güzellikten güzelliğe terakki nizamı bulunmamış veya meleklerden başka memur kullanmayarak insan yaratılışı için bu nizamda hiçbir salahiyet verilmemiş olup insanlarda ya hiç hayat eseri ve hayat ümidi kalmayacak vecihle hep ölüm olur, hepsi söner yahut da hayat namına aklu zekadan, kesb-u ihtiyardan, çalışma yeteneğinden, kıymet-i amelden, işin değerinden, hürriyetten mahrum, ölümden ve kabir azabından daha beter bir ömür sürerdi. Yaratma fiili takdir etmek ve icat eylemek manalarına gelir. Halakal mevte vel hayate, mevtinde, ölümünde,
hayatında birlikte mahluk olduğunu anlatmasından dolayı Ehl-i Sünnet'in çoğu mevtin sırf yokluktan ibaret ademi bir emir. Yani yoklukla ilgili bir iş olmayıp hayat gibi bir mevcudiyeti haiz, vücudi bir emir, varlığı bulunan bir hadise olduğuna kail olmuş söylemişlerdir. Yani mevt ile hayatın tekabülü, karşılaştırılmaları, cansızlıkla canlılık veya yoklukla varlık, yaratılmakla yaratılmamak gibi bir adem ve meleke veya bir icabı selp, yani inkarı gerektirecek tekabülünden ibaret olmayıp, hareket ve sükun, içtima ve iftirak, birleşme ve ayrılma, kalkmakla yatmak, açlıkla gizlilik, gelişle gidiş, acı ile tatlı gibi bir tezat tekabülü kabilinden olması lazım geleceğini söylemişlerdir ki, bunun bekay ruh veya bekay madde nazariyeleriyle de bir alakası vardır. Ölen, hayattan, varlıklardan büsbütün alakası kesilerek yok olup gitmiyor. Ömrünün hasılına göre iyi veya kötü veya karışık bir şey halinde diğer bir neş'ete sevk edilerek, acı veya tatlı diğer bir hayatta âli veya zelil bir mevki almak üzere başlangıçtan yaratan varlığa doğru başka bir aleme dönüş yapıyor. Yine Ehl-i Sünnet'ten bazılarıyla Mutezile demişlerdir ki, ölüm bir emri vücudi değil, bir emri ademidir. Yani varlığına değil, yokluğuna bir emirdir. Hayat, şanından olan bir şey de hayatın yokluğudur. Mevt ile hayat arasında adem tekabülü vardır. Bu adi ve felsefi telakkiye yakın görünür. Bu suretle ölümün halkı takdir demek olur. Çünkü takdir, vücudiye taalluk ettiği gibi ademiye de taalluk eder. Mevtin halkı yalnız bir takdirden ibaret olmadığı gibi mutlak surette bir idam demek de olamaz. Kur'an'da hayat, ahiret hakkında iade, halk-ı cedid yani yeni ve yeniden bir yaratılış, inşa tabir buyurulmuştur. Bunlar ise hep birer vücudi mefhum ifade ederler. Bu cihetle evvelki Ehl-i Sünnet'in telakkisi hep ayet ve delilin zahirine hem de bekay illet kanununa daha muvafıktır. Canlılarla cansızların mukayesesi. Her şey değeri nispetinde bir kıymete haizdir. Hayat hakikati hayat sahiplerine girmesiyle adi bir değerde iken âli, yüce bir mertebeye çıkarak her şeyi emrine hizmetçi ve pervane kılmaktadır. Bunu bir misalle açıklayacak olursak, hayat sahibi olan bir bal arısıyla hayatsız, yerinde sabit, bununla beraber büyük bir kütle olup bal arısından milyonlarca defa büyük olan bir dağı kıyaslayacak olursak, elbette ki bir bal arısının durum itibarıyla hayatı elde etmesiyle dağdan büyük, fakat kıymetsiz olan sayı ve büyüklük itibarıyla dağın büyük olması mühim bir şey teşkil etmez. Çünkü hayata mazhar olan bal arısı kendisine hayat girmesiyle bütün dünya kendisininmiş gibi her tarafı gezer, tayaran edip havada uçar, çeşit çeşit çiçeklere konar ve böylece birçok şeylerle irtibatı sağlanmış olduğundan gezdiği ve alakalandığı şeyler kadar bir vücuda sahip olduğu gibi kendisi gibi hayat sahiplerinin çıkmasına da sebep olarak alanı daha da genişlemiş olur. Oysa dağ ne kadar büyük olursa olsun yerinde durmasıyla bir ölü hükmündedir. Güç ve kuvveti ve alakalandığı saha kapladığı alan kadardır. Nasıl ki ölü bir insan ile canlı bir insan kıyaslanmazsa, öyle de güneşlerle, aylarla, yıldızlarla, birçok çeşit mahluklarla alaka ve ilişkisi olan arı ile yerinde sabit duran bir dağ kıyaslanamaz. Hatta öyle ki hayat hangi bir şeye girse girdiği nispette kıymet ve değeri artar. Bir nevi kömür halinde bulunan bir madeni işletip elmas ve cevher yapmak gibi. Sayısız tevhid mühürlerinden
canlı mahluklara vurulan hayat mührüne bakacak olursak, canlı bir mahluk kapsamlı olması itibarıyla kainata küçük bir misaldir. Alemi bir ağaç kabul edersek, insan o ağaca güzel ve tatlı bir meyvedir. Kainata ve vücuda bir nüve ve çekirdektir ki, Cenab-ı Hak o çekirdekte pek çok alemlerin örneklerini o çekirdeğin içine koymuştur. Sanki o hayat sahibi gayet hikmetli, belli nizamlar ile bütün vücutlardan sağılmış bir damla veya bir noktadır. Bu itibarla bir hayat sahibini yaratmak, bütün kainatı tasarrufu altına alan Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şeye isnat edilemez. Suyun damlalarından, şişenin parçalarından ta seyyar yıldızlara kadar, parlak veya parlak gibi her şeyde güneşin tecellilerinden güneşe mahsus bir cilve bulunur. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın da bütün canlı mahlukatta hayat verme cihetiyle bir birlik tecellisi vardır ki, bütün sebepler, iktidar ve ihtiyar, güçlü ve seçme özelliğine sahip oldukları farz edilse dahi, o hayat sikkesinin ne mislini ve ne de taklidini ne tek olarak ne de toplu olarak yapmaktan acizdirler. Kesalik. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinin merkez noktası olan hayat, Allah'a isnat edilmediği takdirde bir sineğe, bir çiçeğe varıncaya kadar, her bir hayat sahibinde nihayetsiz bir kudret, her tarafı kuşatan bir ilim, mutlak bir irade gibi vacibül vücuttan başka hiçbir şeyde vücudu mümkün olmayan diğer sıfatların mevcut olmasına cahilane, ahmakane, gülünç bir batıl hüküm lazım gelir. Ve aynı zamanda şu batıl hüküm ile her bir zerreye ve her bir sebebe mutlak bir uluhiyeti isnat etmekle, sayısız şerikleri, ortakları isnat etmek mecburiyeti hasıl olur. Mahaza, tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki, o habbe, tohumu olacak cismin bütün cüzleriyle münasebetdar olduğu gibi, neviyle, yani kendi cinslerinden olanlarla ve bütün mevcudat ile de münasebetleri vardır. Ve onlara karşı o münasebetlerin nispetinde vazifeleri vardır. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan nispeti kesilip kendi nefsine isnat edilirse, yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda her şeyi görecek bir gözün ve her şeyi kaplayan bir ilmin bulunmasını itikad etmek lazım gelir. Hayatın tabakaları. Bediüzzaman hayatın tabaka ve mertebelerini özetle 5 kısımda değerlendirir. Birinci hayat mertebesi bizim hayatımızdır ki çok bağlar ile bağlıdır. Yani ne tamamen ruhani olup melekler gibi letafet kazanarak her tarafa girebilir, ne de sadece maddedir. Belki hem madde hem ruhun birleşmesinden teşekkül etmiştir. İkinci hayat tabakası Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Hazreti Hızır hayatta mıdır? Hazreti Hızır'ın hala hayatta olup olmadığı da müfessirler arasında ihtilaf konusudur. Alimlerin ekserisi, hususan mutasavvıflardan mükaşefe ehli, Hazreti Hızır'ın hayatta olduğunu kabul etmişler. Hatta bazı yerde görüldüğünü söylemişlerdir. Ömer bin Abdülaziz'in, İbrahim bin Edhem'in, Bişr-i Hafî'nin, Maruf-ı Kerhî'nin, Cüneyd-i Bağdadi'nin, İbrahim Havas'ın Hazreti Hızır'ı gördükleri rivayet olunmuştur.
Muhiddin Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesinde Hazreti Hızır hakkında bazı hikayeler nakletmektedir. Kamus tercümesinde Hazreti Hızır'ın şehadet parmağıyla orta parmağının bitişik olması Hazreti Hızır'ın alamet-i farikası olarak zikredilmiştir. Üçüncü hayat tabakası. Hazreti İdris ve İsa aleyhisselamın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Dördüncü hayat tabakası, şüheda, şehitlerin hayatıdır. Nas-ı Kur'an'la şühedanın ehl-i kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şüheda, hayat-ı dünyeviyelerini tariki hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bakidir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte, alem-i berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyid-i Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta Bediüzzaman Hazretleri şehit olan bir talebesinden bahsederken şöyle der. Benim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık bir mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüyay sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. Olduğunu söyleyerek şehitliğin ölümle hakiki bir hayatın başlangıcı olmasını söylemekle bu hayat tabakasını ispat eder. Beşinci hayat tabakası ehl-i kuburun hayat-ı ruhanileridir. Evet, mevt tebdil-i mekandır. İtlak-ı ruhtur. Vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hassiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehl-i keşfe tezahürleri ve sair ehl-i kuburun yakazeten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vaka mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Ölüm, mahiyet ve hakikati nasıldır? Kabir alemine girmeden önce kabre sevkiyat yapan görevlinin görevi olan ve duyulması ve düşünülmesiyle ehl-i küfürü helakete, ehl-i imanı da sürur ve sevince, yani %99 ahbabın toplandığı yer olan sevgililerin, dostların yanına gitmeye sebep olan, dışı ürpertici olmakla beraber hakikat yüzü gayet parlak ve nurani olan ve ayette de işaret edildiği üzere her nefsin tadacağı bir gerçektir. Ölüm haktır. Muhkem kaziye hüküm.
ölüm fani olan beşerin fani olan hayat yolculuğundan fena bulmasıdır. Ölüm alem-i ahirete gitmek için bir terhis tezkeresidir. Ölüm fena, geçici hayattan beka, ebedi hayata geçiş bir tebdil-i mekandır. Ölüm hayat külfetinden azade olmaktır. Ölüm idam değil, hakiki hayatın mebde'i, başlangıcıdır. Ölüm firak-ı ebedi değil, visal-i ebedidir, ebedi bir kavuşmadır. Ölüm faizsiz bir fiil değil, bir muhtarın dileyen, isteyen ihtiyarıdır, dilemesidir. Ölüm dünya gurbetinden asli vatana geçiştir. Ölüm ticaretini yapan tüccarın vatanına dönüşüdür. Ölüm her ibadet edenin mabuduna ulaşmasıdır. Ölüm mecazi mahbub ve sevgiliden hakiki mahbuba kavuşmaktır. Ölüm hizmet bitip ücret almaya gitmektir. Ölüm zindandan bostan-ı cinana, cennet bahçelerine uçmaktır. Ölüm muhakeme ve muhasebe salonuna geçiştir. Ölüm paşa ile gedanın hizmetçinin hesaplaşmasıdır. Ölüm insandaki beka arzusunun doyurulmasıdır. Ölüm Cenab-ı Hakk'ın mümit, öldürücü isminin bir tecellisidir. Ölüm tekrar dirilmekle hay isminin bir ispatıdır. Ölüm bir mutasarrıfın her şeyde istediği gibi tasarruf ederek yönlendiricinin varlığının ve birliğinin bir delilidir. Ölüm mananın maddeye galebesidir. Ölüm dünyanın yorgunluklarından ve eziyetlerinden mümin kulun istirahatıdır. Ölüm ayakkabı bağından daha yakındır. Ölüm bir diriliştir. Ölüm hiçlik değil, fena değil, sönmek değil. Ölüm uzun bir uykudur. Ölüm karanlık içinde aydın bir sabaha gitmektir. Ölüm eski bir şey ama başa gelene yeni gibi görünür. Ölüm levhadaki ibret, sen de öleceksindir. Ölüm hatip olup ölmeden önce ölünüz. Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Öldüğünüz gibi dirilirsiniz. Hakikatını hitap etmektedir. Ölüm öldürülmez bir mahluktur. Ölüm adeta bir çekirdek. Her şey gizli onda. Sevgide, korkuda, ümitte, sinekte, böcekte, ağaçta ve taşta. Ölüm iki dünyayı ayıran, uçurumun iki yakasını birleştiren, gökkuşağının bütün renklerine sahip bir köprüdür. Ölüm İnsanın dış cephesinin, cisminin maruz kaldığı bir haldir. Ölüm mukadder ama sonrası, kaybettiklerimizle bir daha buluşacak mıyız? Tekrar mülaki olacağız elbette. Ölüm başka bir aleme gidiş olduğuna göre. Ölüm bir yoldur. Herkesin bir yolu. O yoldan geçmeyecek bir kişi yoktur. Her kaidenin istisnası olduğu halde, ölüm kaidesinin istisnası yoktur. Hemen herkes o kaidenin içine girecektir. Ölüm büyük şeydir. Ölüm ruhun muayyeniyet kazanması için biricik nizamdır. Ölüm ekilen tohumların hasadıdır. Yaratılan her mahluk yaşlanır ve her yaşlanan ölür. Bu bir ilahi kanun. Her iki uç arasında ise büyüme ve gelişme devreleri yer alıyor. Bir su zerresinden yaratılan insanoğlunun küçücük ve dipdiri olan vücudu zamanla tekrar küçülüp bükülerek gireceği toprağa doğru eğiliyor. Sanki ona bak diyor, toprağa iyi bak, ebedi hayatı elde edebilmenin yolu bu kara topraklardan geçiyor. Evet, gelen gider, giden gelmez. Ancak bir daha gelinmeyecek olan yer bu dünyadır. Çünkü dünya da yaşlanacak ve o da günün birinde ölecektir. Ömer bin Abdülaziz bir konuşmasında, ey insanlar, sizler yok olmak için değil, ebedi olarak yaratıldınız. Fakat sizler ölüm sebebiyle bir evden diğer bir eve
taşınırsınız demiştir. Ölümün hakiki yüzünü gören enbiyalar, arifler ölümü sevmişler. Ölümdeki hakiki lezzeti bildiklerinden ölümü gülerek karşılamışlar ve ölümlerini istemişlerdir. İnsanın dünyadaki en büyük lezzet ve saadeti ailesiyle beraber olup saadet içinde yaşamaktır. Buna rağmen Yusuf Aleyhisselam bunun aksini fakat en muvafık olanını yapmıştır. Ölümün hakiki vecihesini gördüğünden Mısır azizi olmasına rağmen anne, baba ve kardeşlerine kavuşmasına rağmen ki her insana o durum büyük bir saadettir. Böyle bir durumda ölümünü isteyip Mevla-i Kerim'ine kavuşmuştur. Bu da hakiki lezzet ve saadetin orada olup orası için çalışmak gerektiğini her şuur sahibine bildirmektedir. Şuur sahiplerinin vücutları vacib-ül vücud olan Allah'ın varlığına işaret ettiği gibi ölümleriyle de bir hayy-i baki olan Cenab-ı Hakk'ın varlığına delalet etmektedir. Mevti veren O'dur. Yani hayatı veren O olduğu gibi hayatı alan, mevti veren dahi yine O'dur. Evet, mevt yalnız tahrip ve sönmek değildir ki esbaba verilsin, tabiata havale edilsin. Belki nasıl bir tohum zahiren ölüp çürüyor, fakat batinen bir sümbülün hayatına ve yoğurmasına, yani cüz'i tohumluk hayatından külli sümbül hayatına geçiyor. Öyle de mevt dahi zahiren bir inhilal ve intifa göründüğü halde hakikatta insan için hayat-ı bakiyeye ünvan ve mukaddeme ve mebde başlangıç oluyor. Öyleyse hayatı veren ve idare eden Kadir-i Mutlak yine elbette mevti, ölümü dahi o icat eder. İnsanların ölümü bilişleri 3 mertebededir. Birincisi, her aklı olan emsalinin ölümünden araştırma ve kıyas yoluyla delil getirerek kendisinin öleceğini de şeksiz bilir ki bu ilmel yakindir. İkincisi, ölüm halinde melaikeyi açıkça görmesiyle ölümünü bilir ki bu da aynel yakindir. Üçüncüsü, tam öldüğü andaki biliştir ki o da hakkal yakindir. Meczubun biri çarşıda devamlı dolaşır, şu hakikati ilan edermiş. Ölüm var ölüm, ölün de görün. Ölüm evvela bütün fizyologların kabul ettiği gibi ihsas hassasını kaybeden, yani hissetmeyen ve hücrenin mecburi olarak duçar olduğu ve kuvvetle arzu ettiği bir madde değişimidir. Bütün hadise ve davanın özü ölümdeki değişimin mana bütününe tesirindeki aldatma keyfiyetidir. Ölüm hadisesi maddi değişim bakımından da hakiki bir yok oluş değil, bilakis yeni bir varlığa giriş sırrını taşır. Hepimizce malumdur ki ölen vücudun hücre bütünü topraktaki mikroplar vasıtasıyla basit kimyevi anasıra ayrılır. Aynı kimyevi cisimler müteakip istihalelerden sonra yeni hayat mevzularına tekrar yaşatıcı mevkilerini elde ederler. Ve ölüm anındaki bir kişinin karşılaşacağı durum ise şu 3 halde açıklanmaktadır. 1. Hafıza sistemimizde son anlarda müthiş bir şarj olur. Adeta ölüm anında hafıza bütün mazinin filmini bir anda gösterecek şekilde yüklüdür. Hayatın hesap tablosunun bu son ve yekun bilançosuna ait şahsın ölürken bazen bu sırrı beyan edebildiği bilhassa asılmalarla yapılan tecrübelerde görülür. 2. Kulaklarda aşırı bir hassasiyet teşekkül eder. Vücudumuzun en sıhhatli anlarında almaya muktedir olamadığımız birçok ses dalgalarını ölüm anında çeşitli sesler halinde duyuyoruz. Sanki beynimizde o an gizli alemlerin işaretlerini alan yepyeni bir radyo merkezi kurulmuştur. 3. En mühim ölüm inkılabı göz merkezlerinde husule gelir. Göz bebekleri bütün kainatı içine alacakmış gibi büyür. Göz bebeklerinin büyümesi alelade bir adale felci veya vegetatif sinir sistemi kimyası yoluyla
husule gelmiş bir hadise değildir. Bazı ilim adamlarının da belirttiği şu hakikat ki, insanların hayattayken başkalarına karşı yaptıkları cürümler ve bu hadiselere ait tablolar ölüm anında bir fotoğraf gibi teferruatıyla canlanıyor. Bu hususta garip tecrübeler halinde göz bebeklerinde cürmü tespit eden fotoğraflarla bile almak bir zamanlar adli tıbbı müşkil duruma düşürmüştü. Ölüm anındaki değişikliklere dair en mühim bir tespitle insanların son anında nedense ızdırap ve ferahlık duygusundan tamamen ayrı kalmaları aksine bir kısım ruhi mefhumların ölüm anında maddi ızdıraplardan daha müthiş olarak ön safhaya geçmiş bulunması keyfiyetidir. Ruhi mefhumdan ve bunalımdan gelen ızdıraplara ve neticesinde intiharlara kadar varan hadiselere her zaman toplum hayatında rastlayabiliriz. Mesela bir yazar olan Baker, tedavisi imkansız bir kansere yakalandığını öğrenip doktorların en fazla bir yıl yaşayabileceğini söylemeleri üzerine ustura ile bileklerini keserek intihar etmiştir. Ölüm mahluk mudur? Mevt yani ölüm vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur. Hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebde'dir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessül ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek, çekirdeğin mevti sümbülün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin, hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alem-i berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir saniye hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakiyenin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. Tecelli cemaliyeyi gösteren hayat nasıl bir bürhan-ı ahadiyettir? Belki bir çeşit tecelli-i vahdettir. Tecelli-i celali izhar eden memat dahi bir bürhan-ı vahdiyettir. Hayat-ı içtimaiyedeki rolü başka bir alemde, ruhlar aleminde bal arısı gibi talim görmüş olarak bu dünyaya gelmeyen ve her vakit öğrenmeye ve öğreticiye muhtaç olan şu insan maddi manevi gıdasını temin için başka bir öğreticiye muhtaçtır. Maddi sahadaki öğreticiler çok olmasına rağmen manevi sahadaki öğreticiler az bulunmaktadır. Bu azlardan biri belki o çoklara galebe eden öğretici ise ölümdür. Yani insanların hayat-ı içtimaiyelerini temin edecek en büyük amil. Her insanın başına bir bekçi dikmek, o bekçiye de bir bekçi dikmek imkansız olduğundan, ölüm hakikati her zaman, her yerde
hatta yatakta bile insanla beraber olduğundan, onu düşünmekle, manen ölüp kabre girip sorgu suale çekilme düşüncesiyle, insanın gayrimeşru bir yola gitmesini engelleyerek kendisini muhasebeye çekmesini, yani nasıl ki bir fabrikatör ay veya sene sonunda kar ve ticaretini hesapladığı gibi ölümde şunu ihtar eder: dünyevi kazançlarımızı tespit etmek için yıl sonunda kendi kendimize hesaba çekiyor, geçen yıldan bu yıla ne kazanıp ne kaybettiğimizi inceden inceye araştırmaya tabi tutuyoruz. Halbuki üzerinde titrediğimiz bu kazanç bir bakıma fani, geçici bir kazançtır. Nitekim bizim gibi nice insanlar aynı hesabı yapmış, aynı titizliği göstermiş ama hepsi de nihayet hesap neticelerini buraya bırakıp gitmekten kurtulamamışlardır. Yanlarında götürebildikleri sadece uhrevi hesap, ebedi hayata geçen masraf olmuştur. Demek ki asıl hesap ebedi hayata kadar uzanan kazancın hesabıdır. Baki ömürde hesabımızda görülecek masrafımızda harcamaların muhasebesidir. Ve bu hesap tamam da ya ebedi hesap. Hakikatini göstermekle insanların yalnız bu dünya için yaratılmadıklarını, belki ebede namzet olduklarını ve kabrin arkası içinde çalışmalarının gerektiğini bildirir. Psikolojik tedavilerde bazı kelimeler kullanılır ki, mesela Bektaşi'nin biri baş ucuna "Bu da geçer yahu" yazdırmış. İran hükümdarlarından birinin odasına astırdığı levhada şunlar yazıyormuş: "Sonunda sen de öleceksin." Ve bir diğer meczup birinin çarşıda dolaşarak devamlı tekrarladığı "Ölüm var ölüm, ölün de görün." Muayyen kelime ve sözlerin insana sık sık hatırlatılması, manaların hafızada daha derin izler bırakmasına sebep olur. Bütün hayatımız, terbiyemiz ve ahlakımız üzerinde telkinin yeri büyüktür. Efendimiz ki, "Ya Rabbi, beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimin eline bırakma" derse ve insan maddi manevi bütün duygularıyla dünyaya dalmaya, ölçüyü bozmaya, ehemmiyetli vazifelerini unutmaya namzetse, bu telkinin adeta bir hava kadar hayatın içinde olmasına ne kadar muhtacız. Bu sebeple olacak ki, eskiden bir evin bahçesinde mütevazi bir büyüğün mutlaka bir mezarı bulunurdu. Ta ki sabah akşam ona bakan bu eğitim ve terbiye ile bir hesap diyarını derinden hatırlama şuuruyla yasak tanımayan arzular, bitmek bilmeyen ihtirasların önüne geçilmiş olsun. Evet, medeniyet ebedi diyardaki hesap korkusu ve şuuru ile beraber gelmeyecekse mutlaka felaketle beraber gelecektir. Gösterilen hiçbir çare, gençlere hayırlı gayeler telkin hususunda hesap vereceğini düşünmek, ondan korkmak kadar kudretli olamayacaktır. Çünkü herkes ister istemez kendisine soracaktır veya sorması gerekecektir: necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne ile vazifelisin? Seni gönderen kimdir? İbretli sorularını düşünüp manalarını anlamaya çalışarak muhatabın bizler olduğunu unutmamalıdır. Her insan dikkat etse her zaman için ölümü düşünenlerin çalışmaları ahiretin tarlası olması cihetiyle ölümü düşünmeyenlerinkinden daha fazladır. Çünkü ölümü düşünen bir an evvel ahiret için zahire hazırlamak, ahirete müflis ve eli boş gitmemeyi gaye edinir. Tarihe bakarsak bunun birçok numunelerini görürüz. Kur'an-ı Kerim'de her bir peygamberin bir sanatın piri olduğunu görmekteyiz. Victor Hugo'ya "Niye bu yaşta kendini yorup duruyorsun?" dediklerinde cevaben "Dinlenmek için önümde bir ebediyet vardır" demiştir. Süleyman Aleyhisselam oğlunun vefatından dolayı üzülmüş, gözyaşı dökmeye başlamıştı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona insan suretine girmiş iki melek gönderdi.
Melekler gelip birbirlerinden davacı olduklarını söylediler. Biri davasını şöyle anlattı. Bu adam benim ektiğim tarlamın içinden geçip ekinimi tepeledi. Öteki de şöyle cevap verdi. Ben yolda gidiyordum. Birden yolumun üzerine ekin çıktı. Baktım yolun içi ekilmiş. Başka gidecek yol yok. Mecburen ekinini tepeleyip geçtim. Süleyman Aleyhisselam davacıyı ikaz etti. Yol ekilir mi? İnsanlar geçecek. O zaman insan suretindeki melek de şu karşılığı verdi. Peki, ölümden bu kadar üzülünür mü? Ölüm de bir yoldur. O yoldan bütün insanlık geçecek. Sadece senin oğlun değil ya. Bu olaydan uyanan Süleyman Aleyhisselam, oğlunun vefatından duyduğu üzüntüyü azalttı. Fazla müteessir olmamak gerektiğini kabul etti. Şunu bilmek gerektir ki, insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temurru merrassahab ayetini bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutun yürüdüğü gibi yürümektedirler, okuyor. Sefine-i arz süratle yürürken dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Psikolojik olarak sabittir ki hasta bir adama verilen teselli hastalığının müzmin ve çaresiz olsa bile geçeceğini, ehemmiyet vermemesini. Çünkü bir şeye ehemmiyet verdikçe şişer. Geçeceğini, ehemmiyet vermemesini. Verdikçe hastalık bir ise ikileşir. Telkin etmek o kişinin hastalığına %50 oranında tesir yapar. Aynen öyle de. Herkes ölüm caddesinden yalnız olarak geçecektir. Gerek er, gerekse geç olarak. Bunun bir idam olmadığını, asli vatana bir göç olduğunu söylemekle elemler ve kederler %50'ye inerek belki yerini sevince terk edecektir. Şöyle ki, bu şahıs eğer ölmeseydi, dünyada kalsaydı, birçok bela ve musibetlerle karşılaşacak, hayatın ağır tekliflerine yüklenecek, belki de ahiretini dünyaya tercih edercesine günahlara giriftar olacaktı. O halde onun bu ölümü onun için bir rahmettir. Ölüm her yönüyle bir nimettir. Şöyle ki, eğer ecdadımızın ecdatları ölmeyip ihtiyar halleriyle şu anda yanımızda bulunsalardı, hayat yaşanılmaz hale gelip nefret edilecekti. Kendisi kadar veya kendisinden ziyade onlar için çalışıp bir murakip gibi başlarında durup ihtiyaçlarını karşılaması gerekecekti. Bu durum aynen o ihtiyarlar için de mevzubahis olacaktı. Çünkü ihtiyarlığın verdiği elem ve zahmetleri her zaman hissedip hayat kendilerine zindanlı olacaktı. Bir de diğer mekan gibi durumları da nazara alarak bakacak olursak hayat tamamen yaşanılmayacak bir hal alacaktı. Bütün bunlar da ispat ediyor ki ölüm dahi hayat gibi bir nimettir. Ölüm ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve hayatın yüklerinden azat edip %99 ahbabına kavuşmak için alem-i berzahta bir visal kavuşma kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. Dar, dağdağlı, sıkıntılı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vüsatli, sururlu, ızdırapsız, baki bir hayata mazhariyetle mahbub-u bakinin daire-i rahmetine girmektir. İhtiyarlık gibi hayat şartlarını ağırlaştıran birçok sebepler vardır ki mevti hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şiddetleri içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Uyku nasıl ki bir rahat, bir rahmet,
bir istirahattır. Hususan musibetzedeler, yaralılar ve hastalar için. Öyle de uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi musibetzedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için ölüm dahi hayat gibi nikmet, azap içinde azap, nikmet içinde nikmettir. Bu hususta ise batılılar şöyle demektedir. Ya Rab, biz neyiz? Ölüme bakarsam bu ne sonsuzluk ki ben orada yokum. Zamanın bu sonsuz uçurumu içinde ne kadar az yer tutuyoruz. Her gün yatarken veya kalkarken hiç olmazsa bir kere ölümü düşüneceğime yüksek huzurumda söz veriyorum Allah'ım. Evet, her insan için bahsi geçen soruların ve ölümün ayrı bir manası vardır. Çünkü ölüm hayata göre, hayatın manası da onu yaşayan fertlere göre değişmekte. Sahip olduğu inanç onu şekillendirmektedir. Reader Digest dergisinde yazan Norman şöyle demekte. Din adamı olmam dolayısıyla bu konuda, yani ölüm ve korkusundan kurtulma konusunda birçok tecrübelerim oldu. Birçok kimse bana gelip içlerini ölüm korkusunun kapladığını söylüyorlar. Bu kimseler yaşlı veya hasta değiller. Genellikle gençlerde görülüyor bu. Bu gençler hayatı çok fazla seviyor ve bu yüzden de ölümden korkuyorlar olmalılar. Bu kimseler karşısında benim elimden onları teselli etmekten ve bazen benim bile bu düşünceyle irkildiğimi söylemekten başka bir şey gelmiyor tabii. Bana kalırsa Allah hepimize bu korkudan az veya çok vermiş. Ben ölüm korkusuyla paniğe kapılanları, bu korkuyu yenmeye yardımcı olan bazı fikirleri anlatıyorum. Faydası da oluyor galiba. Mesela ölümün kaçınılmaz sonuç olduğunu düşünün. Çoğunu da telaşlandıran bu zaten. Bir an için ölümsüz olmanın %1 ihtimal içinde olduğunu düşünün. Nasıl çılgınca bir gayretle bu %1 olmaya çalışırız değil mi? Tabii başaramadığımız zaman ne kadar perişan olacağımız malum. Ölümsüz olmanın mutluluğunu kim tatmıştır ki bugüne kadar? Hayat biraz tiyatroya benzer. Onun hiç bitmemesini isteriz. Fakat bütün gücü gece süren bir oyunu seyretmek de çekilmez bir işkence olur. En iyisi oyunun vaktinde bitip perdenin kapanması değil mi? Belki şimdi siz de ölümden korkuyorsunuz. Fakat ölüm saati gelip çaldığında bu sizi ürkütmeyecektir. Ben bu konuda birçok hasta bakıcı ve doktorla konuştum. Hepsi de bana ölümlerin birçoğunun mutlu bittiğini söylediler. Doktor Ryan'ın ilmi bir heyet önünde yaptığı telepati denemeleri ruhun zaman ve uzayın ötesine taşar bir şey olduğunu göstermiştir. Ölüm korkusu dar bir düşünceden ileri geliyor. Duygularımızın hissettiği ölüm sadece görünürdeki dönüşsüz yoldur. Hayal gücümüz ise henüz kavrayacak kadar güçlü değildir. Kalbi ölüm korkusuyla atanlara geçen gün bir levhanın üstünde okuduğum şu güzel cümleyi yabana atmamalarını tavsiye ederim. İşte ölüm korkusu duyanlara en isabetli cevap, inanınız ki ölüm karanlığın sınırından başka bir şey değildir. Onun ötesinde sizi ebedi bir hayat bekliyor. Oklahomalı genç bir doktor olan Lloyd, kurtuluşu imkansız bir hastalığa tutulduğunu anladığı zaman, önünde kalan 2 aylık zamanı çocuklarına öğütlerini ihtiva eden teyp bantlarını doldurmakla geçirerek, bu suretle çocuklarının uzun bir zaman için baba öğütlerinden mahrum kalmayacağından emin olmak istiyordu. İslamiyet ise bu durumu şöyle nazara vererek insanların çalışmalarını ve yerlerini boş bırakmamak için hayrul halef, yani hayırlı evlat olarak kişinin öleceğini, amelinin ise tamamen kesileceğini, ancak hayrul halefle, yani kendisinden sonra ya bir hayırlı evlat veya insanların istifade edeceği bir eser ki bu da gerek cami, gerekse de köprü, çeşme, okul, han, hamam vesaire ve kitap gibi
hayırlı bir eser bırakmasıyla amel defterinin kapanmayıp kıyamete kadar kendisine sevap kazandıracağını bildirmekle sadaka-i cariye olarak en mühim bir teselli ve teşvik kaynağı olmaktadır. Abdullah bin Katade ve onun da babasından rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir adamın kendisinden sonra bıraktığı en hayırlı halef üçtür. 1- Kendisine dua edecek salih evlat. 2- Ecri kendisine ulaşacak olan devamlı sadaka, cami, çeşme, okul vesaire. 3- Kendisinden sonra amel edilecek ilim, kitap, neşriyat gibi. Bunlar da sadece insanın çalışmasını sağlamakla kalmayıp, hayırda yarışma yollarını göstermektedirler. Ünlü İngiliz hikayecisi Carey, 68 yaşında 3 yıl çektiği felcin ilerlemesi sonucu ölmüştü. Hastalığın kendisini ölüme götüreceğini başlangıçta biliyordu. Konuşabildiği sürece hikayelerini elleri hareketsiz olduğu için yazdırdı. Hastalığımı Rabbimin bir ihsanı olarak kabul ediyorum. Birdenbire de ölebilirdim diyordu. Yaklaşan ölüme gösterilen bu tavırları açıklayabilecek pek az psikolog vardır. Men amene bil kader, emine minel keder. Külli düsturunca kadere iman eden kederden emin olur. Başa gelen musibetlere hatta ölüme karşı da en büyük tesellicidir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve vakti geldiğinde elbette ona döneceğiz. Musibet ve ölüme karşı en büyük bir siperdir. İnsan ancak bu siper ve kalkanlarla bela oklarına karşı kendini muhafaza edebilir. Aksi takdirde her zaman için şeytanın ve nefsin desiseleriyle baş başa kalıp yoldan çıkmasına ve isyan etmesine bir sebep teşkil edecektir. İnsanların bu isyanı ise ölümü gerektiği gibi bilemediklerinden ileri gelmektedir. Bu hususta İmam-ı Gazali şöyle der. İnsanların ölüm hakkında hataya düştükleri yanlış görüşleri vardır. Bazıları ölümün yokluk olup artık haşir ve neşir gibi bir şeyin olmayacağını, hayır ve şerrin bir neticesi olmadığını, insanın ölümünün, hayvanatın ölümü ve bitkilerin kuruması şeklinde olduğunu sandılar ki, bunlar Allah'a ve ahirete imanı olmayan münkir ve mülhitlerdir. Diğer bazıları ölümün haşir anına kadar bir yokluk olup burada mükafat veya mücazat gibi bir şey görmeyeceğini sandılar. Diğer bir kısmı da ruhun baki olup ölümle yok olmayacağını, sevap ve ikabın cesede değil ruha olacağını, cesedin ise hiçbir suretle dirilip haşrolmayacağını sandılar. Bunların hepsi fasit ve gerçekten uzak olan batıl görüşlerdir. Ayet ve hadislerin haber verdiği, sağlam kaynakların şehadet ettiği gerçek, ölümün yalnız bir değişiklikten ibaret olup, cesetten ayrılan ruhun ya azap veya nimette olmak üzere baki kalmasıdır. Cesedin ayrılması, bedenden çıkması ile bedeni kullanamaz hale gelmesi demektir. Müstakil olarak ruhun vasfı olan her şey, ruh bedenden ayrıldıktan sonra devam eder. Fakat beden vasıtasıyla ilgili olan hususlar, bedenden ayrılmasıyla atalete uğrar. Ve bu ruh, cesede dönünceye kadar devam eder. Ruhun mezarda cesede girmesi muhal olmadığı gibi, kıyamete kadar da beklemesi muhal ve imkansız değildir. Kullarının her biri hakkında ne gibi hüküm verdiğini ancak Allah bilir. Ölümle beraber cesedin atalete uğraması, herhangi bir arıza sebebiyle bazı azaların atalete uğramasına benzer. Mesela, bedende ruh varken bacak uğradığı arıza sebebiyle bundan haberi olmaz. Ve ruh ona nüfuz edip onu hareket ettiremez. Alim, akil ve müdrik olan ruh mevcut olduğu halde bazı azaları kullanır. Ve fakat bazı azaların bir kısmı da kendisine isyan eder. İşte ölümde bütün azaların ruha isyanından ibarettir. Ruhtan bilgi, sıkıntı, üzüntü ve neşe gibi şeyleri idrak eden kuvvet kastediyoruz.
Gerçekte insan ilim, elem ve zevklerini anlayan manadır. Bu ise ölmeyip yok olmaz. Ölümün manası ruhun bedenden ayrılıp onun tasarrufa muktedir olmaması demektir. Kötürümlükte olduğu gibi bedenin ruha itaat etmemesi demektir. Ölüm ise bütün azalarda mutlak bir kötürümlüktür. İnsanın hakikati ise ruhudur. Bu değişikliği ikiye ayıran İmam-ı Gazali özetle şöyle demektedir. Ölüm demek, insanın başka bir aleme intikali ile buradaki varlıklarından ayrılması demektir. Dünyada heves edip, ünsiyet ederek zevklendiği şeyleri var idiyse, ölüm ile onlardan ayrıldığı için onların hasret ve elemini çeker. Malına, mevkiine ve giydiği elbiseye varıncaya kadar. Şayet yalnız Allah ile ünsiyet eder, onu zikirden zevk alırsa, ölümü ile nimeti çoğalır, saadeti kemale erer. Çünkü ortadan bütün elemler kalkmış ve sevgilisiyle baş başa kalmıştır. Zira dünyanın bütün sebepleri onu zikirden alıkorlardı. İşte ölümle hayat arasındaki ayrılığın yeri budur. Uykuda görmediklerini uyanık halde iken gördükleri gibi, hayatta iken göremediklerini ölümünde kendisine gösterirler. Aslında insanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanırlar denilmiştir. Uyandıklarında da artık dünya ile olan irtibat ve meşgaleleri kesildiğinden amelleriyle baş başa kalarak iyiliğine sevinir. Kötülüğüne de vah ve esefler çeker ki asıl ölüm bu ölümdür. Facirlerin durumu da böyledir. Çünkü hükümdarın kendi yapmış olduğu amellerinden gaflet saikasıyla farkında olmayacağını düşünüp daha sonra ölümle ona hesap vermeye giderken büyük bir korku, utanç, hasret ve rezalet gibi bütün elemler kendisini kaplamış olup mukadder akıbetini beklemektedir. Evet, ölümün yüzünden tamamen perdeyi kaldırıp iç yüzünü açıklamak mümkün değildir. Zira hayatı bilmeyen ölümü bilemez. Ancak ölümden sonraki ölümün, ruhun ve ruhun idrakinin yokluğundan ibaret olmadığını birçok ayet ve haberler delalet etmektedir. Mesela, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Hepsi de şahat olarak rızıklanırlar. Kureyş'in ileri gelenleri Bedir Savaşı'nda öldürüldükleri vakit, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara isimleriyle çağırarak ey falan, ey falan, ey falan, ben gerçek olarak Rabbimin bana olan vaadini hakkıyla buldum. Siz de Rabbinizin size olan vaadini ve azabını gerçekten buldunuz mu buyurdu. Ölülere mi sesleniyorsun? Onlar bunu nereden duyacaklar diyenlere Resul-i Ekrem, onlar bu sözleri sizden daha iyi duyarlar. Ancak cevap vermeye muktedir değillerdir buyurmuştur. Yahya bin Velid diyor, bir gün Ebu Derda ile geziniyorduk. Kendisine dostların hakkında neyi seversin diye sordum. O da ölmesini severim dedi. Ben şayet ölmezse o vakit neyi seversin dedim. O mal ve evladının azlığını severim. Zira mal ve evlat fitnedir. Aynı zamanda dünya ile ünsiyete sebeptir. Halbuki mutlak surette ölüm anında bundan ayrılmak lazımdır dedi. Bunun içinde Abdullah bin Amr da ruhu bedeninden ayrılan mümin cezaevinden tahliye edilen insan gibidir. İşte bu anlattığımız dünyaya kıymet vermeyip Allah'ı zikir ile ünsiyet edenlerin halidir. Dünya şehvetleri yani zaruri ihtiyaçları onu alıkoyuyor ve şehvetleri kendisine eziyet ediyordu. Ölüm ise bütün bu sıkıntılardan kendisini kurtardı. Ve hiçbir engelsiz onu sevgilisi ile baş başa bırakmış oldu. Bundan daha üstün zevk ve nimet düşünülebilir mi? Mevlana Celaleddin Hazretleri bir müminin ölümünü şeb-i arusa yani düğün gecesindeki hale benzetmektedir. Ayhan Songar, her can ölümü tadıcıdır ayetindeki tat almayı şöyle açıklamaktadır. Her nefsin sonunda eceli tadacağı beyan-ı ilahisi de ayrıca üzerinde durulmak gereken bir hususiyet taşır.
İnsanın tat alan yani elem ve haz duygularına sahip olan kısmı nefsidir. Akıl heyecanla, duygu ile meşgul değildir. Ancak heyecanı, hayatımızı, duygularımızı temsil eden nefis, aklın işlemesi için gereken enerjiyi, potansiyeli verir. Bu ayet-i kerimede ecelin de bir tadı olduğunu ve nefsin bunu tadacağını anlatan çok derin ve ince bir mana vardır. Ayette herkes ölecektir veya ecel her yaşayan için mukadderdir denmemiştir. Her nefis ölümü tadacaktır buyurulmuştur.